Efendim, bu Osman Gazi, Yavuz Selim, Yavuz Sultan Selim, Avrasya, bunların geçişleriyle ilgili böyle bir spekülasyon var. Yani ücretleriyle ilgili. Pahalı. Yani yok, pahalının ötesinde bir durum var. İhaleye alan, yani işte bu projeleri hayata geçiren firmalara işte kendi bizim cebimizden, vatandaşın cebinden harbiye para ödeniyor gibi bir Evet. dedikodu var diyeyim, yani ne diyeyim. Yok. Hatta bunu iktidara çok yakın olduğu bilinen bir gazete manşet attı birkaç hafta evvel, Akit gazetesi. İşte dedi ki efendim, işte Osman Gazi'nin parasını biz ödüyoruz, işte Yavuz Selim'in parasını biz ödüyoruz. Şimdi ben biliyorum da meseleyi Efendim ama şöyle. sizin de anlatmanız gerektiğini düşünüyorum. Biraz Doğru. vatandaş da bu meseleye aysın lütfen. Niye biz cepten ödüyoruz bu köprülerin Sevgili parasını? Hanım, bu konuda size müteşekkirim. Teşekkür ediyorum açıklama Estağfurullah. şansı verdiğiniz için. Kısa kısa cümlelerle söyleyeyim. Tabii iktidara yakın uzak diye bir şey yok. Eğer konuyu kavrayamamışsanız, konunun doğruluk derecesini bilmiyorsanız istediğiniz eleştiriyi yapabilirsiniz. Nitekim eleştiriler böyle geliyor. Şimdi düşünün, biri geliyor İstanbul'dan İzmir'e Osman Gazi Köprüsü de dahil 6,5 milyar dolar yatırım yapıyor. Bunu nereden çıkaracak? Kimse babasının hayrına gelip yapmıyor. Biri dediğiniz şirketler Tabii, yani, değil şirketler mi? geliyor, bir yarışmayla alıyorlar. Evet. Bunu yarışma yapıyoruz. Yarışmayla bir firma geliyor, en kısa süreyi veren yapıyor ve günün sonunda da yatırdığı parayı, masrafı da dahil çıkarması lazım. Bu da yetmiyor. Ticaret yapıyorlar, kar etmesi lazım. Şimdi gelelim eleştiriye. Deniyor ki efendim, ya ne gerek var, siz işte garantiyi tamamlamak için bir de cebimizden para veriyorsunuz. Bu para da bizden çıkıyor. Bizim de cevabımız şudur. Efendim, ya bu projeleri hiç yapmayacaksınız. İnsanımızın hayatını kolaylaştırmayacaksınız bir. İkincisi, bulunduğu çevrede endüstriyi, sanayiyi geliştiren projelerdir bunlar. Endüstrinin, sanayinin büyümesini sağlamayacaksınız. İki, ülkenizin ticaretinin büyümesinin önünü açan bu projeleri yapmayacaksınız. Böylece de ülke olarak büyümeyeceksiniz. Katma değer oluşturmayacaksınız. Halbuki biz ne yapıyoruz? İnsanımızın hayatını kolaylaştırıyoruz. Seyahat bulunduğu coğrafyada endüstrinin, sanayinin, ticaretin büyümesini sağlıyoruz. İlave olarak ülkeye ilave katma değer oluşturuyoruz. Bu katma değer oluşmalı ki 81 ilde yaptığımız hizmetleri yapalım. Sonuçta bu ülkeden bir katma değer oluşturacağız ve aradaki farkı veriyoruz. Aksine ne olurdu? Ya bu projeleri hiç yapmazdık. Bu AK Parti olarak bize yakışan bir durum değil. Biz insanımıza hizmet etmek istiyoruz. Peki insanımıza hizmet etmek istiyorsak bu projeleri yapacaktık. Yapmak için de dışarıdan gidip kredi bulup borçlanacaktık. Bugün biz o krediyi ödüyor olacaktık. O krediyi ödemek yerine ne yapıyoruz? Bu yolları Yapış. kullanan insanlar bir kısmını ödemiş oluyor. Eğer yeteri kadar araç geçişi olmasa da aradaki farkı devlet olarak biz ödüyoruz. Elbette ki Ama 80 milyon gittikçe ödüyor. artacak bu geçişler Hayır, yani. hem geçişler artacak hem de tekrar söyleyeyim, biz bu projeleri yapmak zorundaydık. Ülkemizin kalkınması için, ekonomisinin gelişebilmesi için ulaştırma projeleri olmazsa olmazdır. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Asla. da, Sayın Başbakanımız da söylüyor. Biz de Sayın kabul Bakanım, ediyoruz. Bu olmazsa dikkat olmazımızdır. programımız sonuç. Bu projeleri yapmak zorunda olduğumuza göre ya kredi bulup bugün onları ödeyecektik ya da bu yöntemle yapıyoruz. Bu yöntem bence diğerine göre çok daha ucuz, çok daha uygun olan bir Evet. yöntemdir. Çünkü özel sektör dinamiklerini işin içine koyarak çok daha hızlı bitiriyorsunuz. İşte Bolu Dağı'ndaki gibi 17 yıl sürmüyor. Peki. 3 sene Çok sürüyor. teşekkür Sayın ediyorum. Bakanım.